Son dönemde eleştiri kanalı açan kişilerin sayısı epey bir arttı. Bazı kanallarla da konuşunca anladım ki harbiden eline mikrofonu alan eleştiri kanalı açıyor. Selamlar, ben Juadis. Bugün Türk eleştiri kanallarının genel olarak yapamadığı eleştiri hakkında konuşacağız. Öncelikle daha öncesinden beni tanıyan biriyseniz kolay kolay eleştiri kanalı eleştirmediğimi bilirsiniz. Ama özellikle son dönemde 3-5 tane eleştiri kanalının o kadar aptalca davranışlarına şahit oldum ki bunun hakkında konuşmasam cidden olmazdı. O yüzden bu video birazcık podcast tarzında olacağı için isterseniz çayınızı, kahvenizi, kolanızı, suyunuzu yanınıza alın, arkanıza yaslanıp beni dinleyin. Bu kanalı ilk açtığımda açık söylemek gerekirse nereden nasıl başlayacağımı hiç bilmiyordum. Planım hep eleştiri kanalı haricinde bir şeyleri eleştirmekti. Çünkü bana göre eleştiri kanallarından önce eleştirilebilecek onlarca kişi var. Tabii ki eleştiri kanalda eleştirilebilir ama genelde nedense izlediğim eleştiriler Beyaz Kurt ve sadece Enes ile ilgili olduğu için eleştiriden çok boş konuşma izliyordum ya. Mesela Pedrofil Remzi diye bir eleştiri kanalı vardı. Kendisi sözde Beyaz Kurt eleştirisi yapmıştı. Popülist gündem yerine haber videoları çekiyor. Yok şöyle yok. Oh, böyle Neredeyse tüm eleştiri kanallarının söylediği aynı şeyleri söylemişti Ucube. E şimdi mesela ben bu konsepti takip eden biri olarak o videoda bana kattığın farklı bir şey yoksa neden 4 dakikamı vereyim ki sana? Özellikle eleştiri konseptindeyseniz insanların size saygı duymasını veya sizi izlemesini istiyorsanız bazı belli başlı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Çizgilerinizi, olaylara karşı bakış açınızı, netliğinizi ve en önemlisi de karakterinizi bilmeniz gerekiyor. Eğer siz karaktersiz bir orospu evladıysanız o zaman bu konseptten uzak durmanız sizin yararınız olur. Örneğin biriyle soruyorsanız sorun yaşadınız ve konuşup çözdünüz. Ertesi gün bu konuyu başkalarına şikayet ederseniz bu sizi karakterli bir yapar mı? Yapmaz ama tam birkaç gün sonra eleştireceğiniz kişi aynı boku yapsa vay orospu evladı nasıl böyle bir şey yapmış diye video çekip kitlenizin yorumlarda oha abi helal geçir lan böyle çok iyisin demesini beklemesini çok iyi biliyorsunuz. Kısacası daha doğruyu yanlışı ayırt edemiyorken bir de gelip eleştiri kanalı açmanız yok mu? Vallahi ben ne diyeyim size ya? Düşüncelerinizin net olmadığı gibi anlık fikir değişiklikleriniz de bu konsept için asla uygun değil. Adı üstünde eleştiri amına koyayım. Yani artık fikirlerinin neredeyse her konuda oturmuş olması, doğruyu yanlışı ayırt edebilmen lazım ki insanlara bir şey sunabilesin. Diğer türlü 10 yaşındaki çocuk da 80 yaşındaki babaannem de koysun önüne mikrofonu, boş yapsın dursun. Ne de olsa eleştireme değil mi? Sonra da birkaç tane ucube gelip eline mikrofonu alan eleştiri kanalı açıyor ya desin. İşte bazı eleştiri kanalları yüzünden de oluyor maalesef. Sanki eleştirilebilecek hiç kimse yokmuş gibi tüm gün oturup düşünüp aa beyaz kurt eleştireyim diyorlar. Videolarına girip bakıyorum şans veriyorum. 4 dakika dakikalık videoda yok beyaz kurt grov da anamı sikti yok beyaz kurt telifçi beyaz kurt popülist birisi beyaz kurt şöyle yaptı dediğinizde bunları zaten herkes düşünebileceği için eleştirenin bir anlamı kalmıyor. Sanılanın aksine eleştiri her zaman yapıcı olmak zorunda da değil. Gençler şimdi kabul edelim ki ben bedava reklamcı değilim ve bu kanal da reklam kanalı değil. Eleştirdiğim insanların beklentisi genelde hep şöyle oluyor. Jodis'cim bak dostum sen çok iyi kanalsın. Şunu şunu düzelt daha iyi olursun dostum. Evet çok iyisin sen çok iyisin mükemmelsin. Ay seni yarra. Hayır aman akıyım, böyle bir şey yok. O yüzden de eleştiri konsepti insanların gözünde, ya bana sallamış bu falan diye büyüdü. En azından kendi adama konuşmak gerekirse, gerçekleri söylemek veya bunu yorumlamak ne zamandan beri sallamak oldu? Konuşma dilimi beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin ama eğer konu seninle alakalıysa benim yaptığım yorumu ve eleştiriye anlamaya çalışman gerekiyor. Yoksa sen bu videoyu izler, aman bana ne ya deyip geçersen benden sonra başkası, ondan sonra daha da başkası eleştirir ve bu uzayan tren gibi gider. Çözüm çok basit. Eleştirilmek istemiyorsan eleştiriye açık olup kulak vermeniz lazım. Hani bunu bunun yanında eleştiri kanallarından da yakın dönemde insanlara kulak veren tanıdığım birisi tamam lan açıklama yapıp siktir olup gidiyorum insanlar bunu istiyor dedi. İki gün sonra bir bakıyorum kanala video atmış. E ee, aman koyayım hani gidiyordun? Bak tamam git demiyorum da madem niye drama queen'lik yapıyorsun kitlene veya insanlara? İşte tam burada da en çok rahatsız olduğum şeylerden biri de eleştiri konseptinin çok kolay bir konsept olduğu düşünülse de aslında gün yüzüne çıkan tek bir hatanız kariyerinizi ciddi anlamda etkileyebiliyor. Tabii ki her insan yanlış yapabilir, yanlış konuşabilir, yanlış cümleler kurabilir ama bizim eleştiri kanalı olarak bu yanlışı yapma gibi bir lüksümüz neredeyse hiç yok. Çünkü videoda yapacağımız tek bir hata bile aklınızın alamayacağı nedenlere yol açabiliyor. O yüzden karakteriniz oturmadıysa, çocuk kafalıysanız, kararlarınız hızlı bir şekilde değişiyorsa ve dedikodu yapmayı çok seviyorsanız ezmek için demiyorum ama yorumlara rica ediyorum mahalle karılarının olduğu yerleri yazarsanız belki bu 3-4 tane eleştiri kanalı için kolaylık sağlamış olursunuz. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Artık bırakıyorum iki güne dönerim. Açıklama kısmından Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Yoksa Arkanızdan konuşmayı iyi bilirim. Kendinize dikkat edin ve iftira atmayın.